Sevgili boğa burçları, Dolunay haftasında sizin gündeminizde ortaklıklar olacak. Yani uzun yıllardır aynı iş yerinde çalışıyorum dersiniz. Benim patronum bana çok inisiyatif tanıyor dersiniz. Hep siz de unutmayın, biriniz sağ kolusunuz. Dolayısıyla ortaklığa girer. Anlaşmalar haftasındasınız. Anlaşma yapacaksınız. Sizin önünüze bir takım teklifler gelecek. Ve yanı sıra da evliliğiniz ve ilişkinizle ilgili bir takım kafanızda soru işaretleri olabilir. Eş ailesi, eşin ailesindeki bir takım olayları kendi evliliğinize yansıması gibi... Kendinize göre bir takım çıkarımlar yapacaksınız. Dolunay sürecinde sizin ortaklaşa hareket etmek oldukça zor olacak. Çünkü toprak burcunda gerçekleşen dolunay diğer baharın toprağına, yani boğa burcuna diyor ki kabuğuna çekil, geri çekil. Bırak herkes ne hali varsa görsün. Sen dağıtmadın ki sen toplayacaksın diyen bir boğaya küçük biraz ego veriyor. Her şeyde ben yapamam ki canım veriyor. Dolayısıyla da örneğin eş ailesi, evlilikte bir takım sorumluluklar çıktığında aramayan sormayan boğalar bu dolunayın boğa burçları oluyor. Ve kariyer ve para konusunda sevgili boğalara para gelişleri var diyoruz. Zaten yeni anlaşmalar yapacak diyoruz. Doğum yılı ne olursa olsun. Ama 1970-84 yılları doğumlu bir boğa burcuysanız, nihayetinde Neptün'ünüzde yayda olduğuna göre evlilik, ilişkiler, uzun ilişkilerde kapris yapan, uzak duran, işte örneğin birisi hasta olmuştur, doğmuştur, hastaneye gitmiştir. Siz aramayan taraf olacağınız için o yüzden de ikili ilişkilerinizde bir takım huzursuzluklar olabilir. Olabilir. Kesin. Çünkü dolunay bu hafta Başak Burcu'nda Başak'ın özü gökyüzünden yağıyor. Ne demektir? Başak kabuğuna hızlı çekilir. Kaplumbağa gibi. Ürkmeye görsün, hop kabuğunu geri çeker. Olayın üstüne üstüne gidiyorum diyen bir Başak Burcu varsa bizi izleyen ekran başındaki izleyicilerimizde yılınız farklıdır. 79'lusunuzdur, evet, 80'lisinizdir. Üstüne gidersiniz, 60 kuşağındansınızdır. Bunları hep çok söylüyorsunuz Zeynep'ciğim. Örneğin mesela 90'lı, 90'lar zaten bu 2019 yılının 90'lılar zaten 2019 yılında kaderini yeniden yazacaklar. O gezegenler, o malzemelerin hepsini biz şu an o yıllarda doğanları kullanıyoruz. Ve diyoruz ki bunlar ani evlilik yapabilir, ani ayrılık kararı alabilir, aniden sektörünü değiştirebilir. Yani çok güzel puanlarla bir yerden mezun olmuştur, memur olmuştur, kamuda çalışıyordur, ayrılıp gidebilir bu 3 yıl. Ama diğerleri ise... Örneğin işte 79-80 bunlar da marjinal yıl. O yüzden de ben o senin söylediğin başağa girmiyorum derseniz yok. Başağın genel özelliğinde kaplumbağa gibi çeri kaçmak vardır. Bu dolunayda da herkes kabuğuna çekileceğine göre. Koç burcu işin paranın benim çevremdekiler diskalifiye ediyor mu derdine düşüyor. Boğa burcu da ben yeter artık eş ailesi ilişkiden çektim. Biraz da kabuğuma çekileyim. Onlar birazcık sorumluluk alsın kafasına giriyor. Boğa burcunun arabası bozulsa eşin üstüne yıkar. Bu hafta öyle bir şey haftası. Ne denir? İnat haftası mı dersiniz? Kapris haftası mı dersiniz? Kapris diyelim. Kapris diyelim. Şimdi kızmasınlar boğa burçları. Bu arada da en çalışkan burçların arasına boğalar, boğa kadınları girer. Ama gelin görün ki dolunay bu. Toprak burcundaysa, telefonu bozulsa çevresindekilerden bilecek. Tabii diyecek ki sana verdim en son, sen bunu yaptın diyecek. Ki boğa burçlarında sağlık konusunda hiç çırpalamıyoruz, 3 yıldız veriyoruz. Para konusunda zaten yeni anlaşmalar yapacağını söyledik. Anlaşma demek şudur, ben çalışmıyorum, ne anlaşması yapacağım, güzel evladım diyen ekran başındaki izleyicilerimizdenseniz belki de bir kardeşinizle ortaklı bir gayrimenkulünüz vardır, miraslık bir olayınız vardır, bir kentsel dönüşüm bir bilmem neniz vardır. Bunlarla ilgili bir takım anlaşmalara da bu hafta nihai sonuçlara da varabilirsiniz. Bu da bir anlaşmadır, hatırlatırım. Gördünüz mü ne kadar detaya giriyorum? Süpersin. Yani bana gaz verilince ben de biraz fazla gaz alıyorum galiba. Yok, çok iyi.